gitmek istiyor. 5000 olsaydı falan yine o kadar feyiz alıyor. Aziz ustazımız, Kattas Allah'a sallallahu aziz, aziz kardeşlerim, Kısıklı'da misafirhanede kime vazife tarif ederse, biz oradaydı, evladım derdi tarif ettiği kimseye, güneş doğmadan yap diye tembih ederdi. Güneş doğmadan yap evladım. 10 günde farkını görürsün buyururlardı. Vazife tarif ettikten sonra evladım 10 günde farkını görürsün. Yani kalbine feyiz gelmeye başlardı. Ve güneş doğmadan yapılması tavsiye buyururlardı. Ve mesela diyelim ki ada pazarını evladım orada derdi kardeşlerimizden falan kimseler var. Onunla sık sık görüş derdi. İrtibat yap. Onu da tembih eder. İrtibat. Ya o zaman kurslarımız yok. Şimdi Allah'a şükür kurslarımız var. Onun için yani sabah namazından sonra yani sabah namazından evvel güneş doğmadan evvel her gün yapıyorum. Böyle muazzam feyiz alıyorum. Bu şekilde devam ederken dedi ki müezzin arkadaş Musa Efendi dedi, Hazreti Ustazımız dedi Şehzade Camii'nde öğleden sonra vaaz yapıyor dedi. Öyle mi ya? Gideyim dinleyin de göreyim dedi. Ustazımız hiç görmedim. Bıraktı ezan okumayı doğru Şehzade Camii'ne gitti. Cami tıklım tıklım dolu karabalık. Şehzade Camii'ye öğle namazından sonra Hazreti Ustazımız kürsüye çıktı. Böyle iri yarı mübarek kırmızı genizli nurani yüzlü kürsüye çıktı. İlk seftah görüyorum. Vaaza başladı. Efendiler ben de karşısına oturdum. Mihrap tarafına karşısına oturdum. Rabıtamda var ya hemen ben rabıtaya vardım. Mübarek kürsüye vaaz yapıyorum. Ben rabıta yapıyorum. Aziz kardeşlerim kalbimi çekmeye başladı. Allah Allah. Kalbimi çekiyor böyle. Bıknadığı gibi çekiyor kalbimi. Kendine doğru. Demek o zaman beni kaydetmiş. Manevi kayıt yapmış ustam. Ben bilmiyorum. Boğazdan sonra elini öptüm. Bu arada ben müezzin imtihana girmiştim. Kazanmıştım dediler. Evrakları getirdim memleketten dediler. Memlekete gittim. Gelirken tam İstanbul'a geleceğim. Bizim Recep hocamızın kardeşi Ali. Bir tane daha bir arkadaş daha. Dedi inle bize götür İstanbul'a. Dedim ya ben bir şeyde kalıyorum. Müezzin yanında yer yok. Yalvardılar. Hadi peki. Onları da aldım. İstanbul'a geldim. Bir arkadaş daha buluştuk. Karamanlı. 4 tane Karamanlı olduk. Ve şimdi Arapça okumak. Şimdi aşkı çöktü. Sordum müezzine. Beraber kaldım müezzine. Dedim üstadımız nerede? Dedi Kısıklı'ya taşındı. Ben Karaman'dayken üstadımız Kısıklı'ya taşınmış. Dedim hadi gidelim biz Kısıklı'ya. Arapça okuyalım. Aldım arkadaşları doğru Kısıklı'ya geldik. Öğle vakti. Yazık öğle vakti. Taş duvar vardı. Tramvayla geldik. Sorduk. Tarif ettiler. O tahta kapı vardı. Oradan geçtik. Doğru yukarı çıktık. Üstadımız Hane-i Saadet'ine. Çapa'da müftüyse Lütfü abimiz de çatıyı tamir ediyor. Açmış kiremitleri. Üstadımız evini tamir ediyor. Üstadımızın şimdiki Hane-i Saadet olduğu yer Mahmud-i Hüdayi Hazretleri'nin arsasıymış. Eviyle beraber tabi eski bina Lütfü abi tamir ediyor. Menzile bastım. Hazreti Üstadımız içeriden çıktı. Dördümüz de elini öptü. Efendim dedim. Saat-ı halinizde Arapça okumaya geldik dedim. Evlatlarım dedi bak hiç unutma. Evlatlarım niyetliyim. Okutmaya niyetliyim ama yeni taşındım. Eve bir yerleşelim. Evimize bir yerleşelim. Şimdi yatacak yer bulayım. Okutacağım dedi. Şimdi yatacak yer yok. Efendim biz okumaya geldik zaten. Gitmeyiz dedim. Okuyacağız zaten dedim. Evlatlar nerede kalacaksın dedi. Yatacak yer yok. Bir yer ayarlayayım. Bir yer temin edeyim. O zaman efendim biz gitmeyiz diyor. O yer yok diyor. Çocukluk yer. 16 yaşındayım. Efendim biz gitmeyiz okumaya geldik diyor. Yer yok dedi herhalde. Öyle. Dese ki hadi bir ay sonra gelin. Gideceğiz. Böyle demiyor mübarek. Düşünüyor şimdi ne yapsın. Efendim biz gitmeyiz okumaya geldik deyince. Düşündü biraz. Ali dayı buyur efendim. Ali dayı bahçeye kazıyor. Koşarak geldi Ali dayı. Bak Ali dayı dedi. Evlatlarım gitmiyorlar. İlle okuyacağız diyorlar. Yatacak yer yok bunlara. Şimdi hatırıma geldi dedi. Fatih Çarşamba'da bir Yusuf Bey var dedi. O da küçük Çamlıca'da bir köşkü var dedi. Villa. Boş duruyor dedi. Oradan bir oda versin dedi. Beni tanır dedi. Selam söyle. Bir oda versin evlatlarıma dedi. Peki efendim Ali dayı tramvaya bindi. Fatih'e gitti. Biz de bahçeye çekildik. Bekliyoruz. Bir müddet sonra Ali dayı geldi tramvayla bize. Üstadımızı anlatacak. Acaba ne haberi getirdi diye bize koşarak geldi dördümüzde. Dinliyoruz. Üstadımızı anlatıyor. Efendim Zat-ı Ali'nin selamını Yusuf Bey'e söyledim. Talebeleri var. Arapça okutacak. Seni o villadan köşte bir oda istedi. Boş duruyor dedi Üstad şimdi. Bir oda istedi dedi. Oraya kalkacaklar. Efendim talebe deyince vermedi dedi evini dedi. Bir kömürlük var orayı vereyim demiş.
Dedim kömürlük varmışsınız. Orayı verdi efendim dedi. Ne yapalım dedi bari. Ne yapalım. Hadi orası olsun dedi. Bak aday git, aday bak gitmiyorlar diye evlatlarım dedi. Hadi orası olsun, orada kalsınlar dedi. Ama aday dedi, şimdi temizleyin dedi, kiremitlerini ben tamir et dedi. Bakası akardı evlatlarım, hasta olurlar dedi. Temizleyin, kiremitlerini tamir et dedi adayım. Peki efendim dedi, biz beraber geldik adayla, temizledik içerisini. Yüksekçe bir odunluk. Recep Hoca bile geldi, gördü orayı. Hulasa temizledik, kiremitlerini adayla tamir etti. İşte tabanı beton. Geldi yasak, hasta olacağız. Mübarek Ali dayı gitti üstadımızın haneye sadedin bir kucak tahta getirdi. Bize divan yaptı tahtadan. Dört parmak yükseklikte şu kadar. Büyük yapsa kafamız tavana dokunacak kafamız. Tavana dokunacak. Dört parmak yükseklikte dört tane tahtadan divan yaptı bize. Çocuklar dedi işte. Burada dedi yatarsınız. Beton burada dedi yatamazsın yerde falan dedi. Gitti. Bir de baktım. Geliyor Ali dayı. Tava almış, tencere almış. Çatal, kaşık, bir şeyler, biraz bulgur, fasulye falan. Ersak getirdi çocuklar. Efendi Hazretleri bana para verdi dedi. Bak size dedi, tencere aldım, tabak aldım, kaşık aldım işte. Bir de pompalı, kaşıkları vardı o zaman. Bunu aldım dedi, işte burada yiyin, pişirin, yatın, kalkın dedi. Tamam Ali dayı dedik. İşte ondan sonra biz oraya barındık. İkinci gün geldi, Ali dayı dedi, çocuklar, üstadınız sizi çağırıyor dedi. Düştük arkasına, doğru geldik. Zile bastım, üstadımız çıktı, mübarek. Dört tane emsire kitabını hazırlamış bizim için. Girdik koltuklu misafir odasına. Kitaplarımızı, elimize kitaplarımızı verdi. Bak bir evladım dedi, Musa dedi, benden başladı. Bu Nasara dedi. Mübarek. Bak ne diyor altında dedi? Fiili mazi, binayi mazi, müfet müzekker, gayet mazi. Yardım etti bana, bak yazıyor altında dedi. Bu Yensur'u dedi. Manasını altında anlatıyor dedi. Bunlar dedi böyle şeye kadar ezbereyin gelin dedi. Peki efendim dedik. Geldik kulübemize. Bak bunları duymakta fayda var değil mi? Ya böyle bilelim yani üstadımız. Bak dört kişiyle başladı bak. Demiyor ki mübarek. Ben dört kişiyle mi olurum? Meşgul olacağım demiyorum mübarek. Gösterdiği yere kadar ezberledik. Geldik zile bastım açtı mübarek kendisi kapıyı. İçeri aldı bizi. Kendi koltukta biz yerdeyiz. Hadi Nasara ya sayıyoruz manası anlatıyor. Hem dört kişi dinledi. Evlatlarım dedi işte bugün şuraya kadar ezberleyin gelin. Gelip ezberleyin gidin. Her gün bizi dinliyor. Her gün geliyoruz dinliyor bizi. Hepsini bitirdik. İkinciye başlayacağız dedi. Evlatlarım dedi bu sefer dedi kısa olacak dedi. Nasara fiili mazi bak bir tek ismini söyleyeceksin ismini bir de kısa manasını dedi. Nasara fiili mazi manası yardım etti birer diyeceksin. Yensuru fiili muzari ismi manası yardım ediyor edecek birer diyeceksin dedi. Evlatlarım ediyor deyince hala anlaşılır. Edecek deyince istikbal anlaşılır. Diğerlerine söylemeye gerek yok. Böyle kısadan böyle bizi dinlemeye başladı. Biz devam ederken bizi dinliyor şimdi. Vade Sultanımız Arapça bir şey konuştu salonda. Arapça. Hemen kalktı mübarek koltuğundan salona çıktı. Bize baktım aziz kardeşlerim. Bak Vade Sultanımız size portakal ikram ediyor. Bunu ta Alanya'dan çırpanlı evladımız göndermiş. Alın bakayım hadi. Allah Allah. Biz utandık. Yere bakıyoruz böyle. Hayal ettik ana. Hazreti Üstazımız mübarek kainatın kutbu İbriyallah. Büyük zat biz bu koca misafirmiş gibi bize portakal döküyor. Ya bize portakal böyle eğildi bize portakal ikram ediyor. Allah Allah. Efendim biz yemeyiz efendim. Hep yere bakıyoruz. Yemeyiz efendim. Ya alın evlatlarım alın bakayım. Alın bakayım. Böyle ısrar ediyor bize. Alın evlatlarım. Böyle ile getirsin diye. Biz almayacağımızı anlayınca hadi beraber yiyelim dedi. Tepsi yere koydu. O da oturdu. Böyle birer tane elimize verdi birer tane. Kendi başına soymaya. Biz de cesaretle bu. Biz de soymaya başladık. Beraber yedik. Allah Allah. Mahfiyete bak. Görüyor musunuz? Bize örnek bunlar azıcık kardeşlerim. Ufacık biz 15-16 yaşta talebelere portakal döküyor. Onun için işte hoca kardeşlerimiz çok bunun iyi düşünmesi lazım. Hulasa emsireyi bitirdik. Ondan sonra bina avamin ısrar kafiye derken bu arada tam avamil okurken misafirhane yapıldı. Odam yok misafirhane. Hep kendi haneye saadet okuyor. Misafir odası okutuyor bizi. Ve her gün bir sureye manaya veriyor. Emsireyi binaya avamil okurken kulağımız bıraktı. Lastan başladı. Bize okuyor sureleri, ayetleri. Manasını anlatıyor bize. Biz dinliyoruz. Kalbimize nakş oluyor. Çıktığımız zaman üstadımız huzurundan
Giderken kulübemize hep birbirimize anlatıyoruz. Öyle ne duyuracak üstadımızdan böyle Suriye mana veriyoruz. Kürsüye çıksak camide vaaz yapacağız. Böyle bir saat konuşacağız. Allah Allah. Daha emzile talebesiyiz. Emzile talebesi. Böyle kalbimize nakşediyor üstadım. Bu şekilde devam ederken Ali dayı, Ali dayı dedi böyle. Ali dayı bize bir misafirhane lazım. Bak evlatlarım geliyorlar her gün. Misafirler, ziyaretçiler geliyorlar. Evden rahatsız oluyorlar. Bizim misafirhane lazım buyurdu. Ve keşfetti şimdiki misafirhane yapıldı. Şimdiki misafirhane ziyaretler yapıldı. Biz artık oraya gelmeye başladık. Bu arada Hasan Arıkan, Mehmet Arıkan, Fazıl Temizerler, üçü Alanya'dan geldiler. Çepan hocamız yetiştirmiş. Tegamlı Kursuk'a meşhur. Onlar geldiler. Biz birleştik şimdi. Mola Camii'den başladık. Çatalca Müftüsü Lütfü abimiz de tamiratı bitirdi. Bitirdi. Ona bir de baktım. O da geldi. O da başladı Mola Camii'de. Nasaray bilmez. Nasaray biraz Mola Camii'de. Geldi bize kitaplar. Hep Lütfü abi, hep üstadın yüzüne bakar. Böyle bir var. Hep cemaline bakar. Hem de kitap anlamaz. Ama bir taraftan da üstadın gittiği zaman Hane-i Saadet'ine emsile bina böyle toparlayıp geliyor arkada. Hep böyle Fazıl, buna okuturlar Hasan Efendi. Bir gün baktım Fazıl, Lütfü abiye bina okutuyor. Ben de kulak misafir oluyorum. Üstadım gittikten sonra üstadımız bina okuyor. Hamura Zeydun, oraya gelmişler. Bak Lütfü abi diyor. Lütfü abi 35 yaşında, yaşlı. Fazıl ufacık, 11-12 yaşında. Lütfü abi diyor, Hamura Zeydun. Zeyd hamur yoğurdu diyor. Fazıl diyor, doğru söyle bunun manası bu değil galiba diyor. Kalbine yatmıyor. Bak Lütfü abi diyor, hamuru hamur yoğurdu. Kim Zeydun? Fazıl bulağı şekerim ha diyor hocasına. Doğru söyle bunun manası bu değil galiba diyor falan. O da kıkır kıkır gülüyor. Lütfü abiye kandırdım diye. Kıkır kıkır gülüyor falan şimdi. Sertleşince Lütfü abiye doğruyu söyledi. Hamura Zeyd kızar dedi. Hah bu doğrudur dedi falan. Allah Allah. Bu şekilde devam ettik. 35 yaşında Arapçaya başladı. Evladım Lütfi seni Çatalca müftü yapacağım derdi. Allah Allah. Evladım Lütfi seni Çatalca müftü yapacağım. Bak Çatalca müftü oldum. 25 sene müftülük yaptı Çatalca'da. Mustafa Özat hocamızda da evladım Mustafa sen de Tekirdağ müftü yapacağım derdi. Hulasa biz bu şekilde devam ediyoruz. Molla Cami okuyoruz. Günde 20 sayfa. Bu asas bize sohbet yapar. Ders arasında. Evlatlarım gizli gizli toplandılar. Bu dini yıktılar. Biz de inşallah sizi okutacağız. Bu küfrü yıkacağız buyurdu. Bu dini ihya edeceğiz evlatlarım. Bak böyle gizli gizli okutacağız sizi. Bu küfrü yıkacağız buyurdu. Ya, bazen de böyle başından geçenleri anlattı bize. Kabakçı'da bir şey bahsetti. Hadiseler anlattı bize. Tabi Kabakçı'da kalmış 6 sene. Tam okulurken üstadım ama amele olarak amele. O kadar sıkı ki amele olarak talebeyi gösteriyor. Jandarmalar geliyor. Hemen alın yanıza talebe.